arkadaşlarımızla. Evet. Evet. İsmim Polat Kamberoğlu. Birçoğunuz belki babamı tanıyor. Kenan ismi. Kenan Kamberoğlu. Hiç tanımıyoruz o halde. Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Pazarla ilişkim daha çok yaz aylarında oldu. Bir de tabii yaşlandıkça insanda herhalde memleket özlemi daha bir belirginleşiyor. Yani orada doğup büyümesek de bir alakamız var. Ben herhalde bu masadaki en genç kişiyim. 41 yaşındayım. Benden sonra. Evet, Tarık abiden sonra. Bu da ayrı bir misyon veriyor. Sizlerle birlikte olmak öncelikle çok müthiş bir mutluluk ve motivasyon benim için. Ama bu güzel değerlerin geleceğe aktarılması lazım. Sizlerden sonrakiler, ben de benden sonrakiler. Belki yavaş yavaş sizlerin de yetişmiş olan çocukları bu masalarda oturmaya başlamaları gerekiyor. Yoksa bu değer geleceğe belki aktarılamayacak. Yani bu Pazar Spor'un karar organlarında yer almak müthiş bir zevk. Elimden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğumu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Mustafa Kemal Baltan, buyurun. Evet, Talat abim de geliyor. Mustafa Kemal Baltan. 84 yılında Rize'den çıktık, geldik buralarda. Sağ olsun Hüseyin abiye. Aynı zamanda Pazar Spor sporcusuyum. Futbol oynamış bir kişiyim. İstanbul'da pazardan her gün uzak kalmaya başlarken Hüseyin abi sayesinde işte tekrar yönetime girip pazara gitme şeyimiz başladı. Sevdamız başladı. Pazar Spor'un güzel bir ortamında hep birlikte olmak, ayrıyeten dernekli bir arada olmak hepimizi mutlu ediyor. Bu bir güzel ortam. Bu ortamlar hep devam ediyor. İşte sayemizde pazarı ayakta tutan arkadaşlar, dostlar olarak bu devamiyetini devam edip pazara güzel bir şeyler katkı sağlamak. Pazar Spor'un başarısı için herkesin elinden gelen yaptığı destekler için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ali Biber kardeşimiz, rahmetli abisi benim takım arkadaşım. Haydar Gözü. Evet, o öyle mi? Evet. Allah rahmet eylesin. Çok kadimen adamdır. Sonra burada olmayı da çok isterim. Haydar abi çok sevgi duyduğumuz, saygı duyduğumuz bir abimiz. Çok dostumuz. Biz de izinle gitmeyi Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir insan. Çok iyisin. Sevgi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Recep Aram büyük kendisi. Ben Hediye Sigorta'da çalışıyorum. Ali Biber. Pazar Spor'un yani nasıl diyeyim 8 yaşından beri o toprağının kokusunu yaşamış, o sevdayla büyümüş, halen de aynı heyecanı taşıyorum. İçinizde görüyorum ki hepinizde de aynı heyecan var. Sponsor, Hediye Sigorta'nın sponsor olmasında gizli kahraman Ahmet Ekim'dir, Ahmet Yavuz Ekim'dir, acentemizdir. Bizim genel müdür çok seviyor kendisini. Çok seviyorum. Onun gizli köprü, esas köprü sen oldun. Çok güzel. Ben de yardımcı oldum diyelim. Ama desteğimiz esas seneye olacak. Yani bu sene İnşallah. Geç kaldık. Bir şeyler geç kalındı. Yine de ucundan dokunduk biraz. Ama seneye daha iyi anlaşmalarla, daha güzel maddi desteğimiz de olacak inşallah. Ben hep söylerim. Takım içindeki bireylerin birlikteliği kadar güçlü. Allah Pazar Spor'un yolunu açık etsin. Aha. Başkanımıza da başarılar diliyorum. Onun heyecanı, benim heyecanım, Hüseyin Başkan'ın heyecanı. Bu arada demin dediğin gibi her kademede bulun. Benim de genel kaptanımdın Mustafa Başkan. Hüseyin abi o zaman İstanbul'da Fahri Başkan gibi, Celal abi zamanında birlikte de çalıştık. Aynı zamanda Ali kardeşim de bizim eski Pazar Spor Profesyonel takımında oynanmış. Oynanmış. Yalnız ben burada sohbetin böyle biraz daha güzel bir anıyla devam etmesini istiyorum. Şu an bizim altyapıda görev yapan Sadık kardeşimiz sol bek. Bu da sağ tutulmayan bir sağ açık. Annesiyle babası rahmetli maçta Sadık'la yaşadığı bir olay var. Lütfen onu anlatır mısın? Birisi Artvin değil mi? Artvin Spor'un sağ açığı, Sadık da bizim Pazar Spor'un sol beki. İki kardeş karşı karşıya,
annesiyle babası da maçta. Lütfen evet. Anlatır mısın? Evet. Şöyle, rahmetli babam, Allah rahmet eylesin. Futbolu çok severdi. Rize Spor'un deplasmanlarına giderdi. Pazar Spor'dan önce, o şekilde. Cihal Kılıç Başkan, Artvin Spor'da oynuyorum, beni izlemeye geldi annem. İlk defa maça geliyor. Celal Kılıç da o zaman başkan. Sahanın içine iki tane sandalye koyuyor. Sandalye, annemle babam oturuyorlar. Sahanın içinde ama. O zaman öyle ha. İzin de alınmış. Hakkidasyon bilmem. Yaşlı başlı adamlar. Ben sağ açık oynuyorum. Kardeşim sol bek. Kartı falan yok. Kardeşim sol bek. Bir pozisyonda nasıl bir şey oldu? Bir dönüş yaptım, bana bir çift aldı. Beni annemin önüne attı böyle. Sen annem ayakkabısını çıkar, sen akşam eve gelmeyecek misin? Hakim şaşırdı sana, ne oluyor? Hocam aile meselesi, sen karışma. Böyle bir anlamadı var ya. Bravo, güzel bir anlamadı. Sadık'ta, Sadık kardeşi de bizde yine altyapı sorumlumuzdu. Evet, şu an devam ediyor. Bizde de devam ediyor. Altyapıyı da emanet etmişiz. Evet, İbrahim Karabekir evet, kardeşim. İbrahim. Bizim İbrahim. Genç kardeşimiz. İbrahim, her yerde her şekilde. 60 yaşında olmuş adam. Yüreğiyle, bileğiyle, ruhuyla. Pazar. Osmanlı'nın genç. Buyurun. Ben İbrahim Karabekir. Hemen hemen hepiniz tanıyorsunuz zannedersem. Alırız. Tabii benim için Pazarspor bir sevda, anlatılmaz yaşanır. Ben uzun yıllar yaşadım. Yıllarca yönetim kurulu üyeliği, rahatsız başkanlık yaptım. Yani Pazarspor'un buralarda olması bizi çok mutlu ediyor. Yani en azından uzun yıllar Hüseyin Başkan'la omuz omuza her yerde var olduk. Bir pazar günümüzü, Pazarspor'un galibiyet aldığı günü, en mutlu günümüz. Sayıyoruz ama yenildiğimizde, berabere kaldığımızda çok üzülmüyoruz ama yenildiğimizde de kan kusuyoruz. Yani o gün bizim için bir felaket oluyor. Ama Pazarspor iyi yolda. Emaneti alan arkadaşlarımız gerçekten iyi işler yapıyorlar. Yani hem altyapı, Bali Ligi'nden alınan topçularla, genç çocuklarla, yani tecrübesiz çocuklarla ilk 3-4 hafta ben de izledim ve bu takımın önünün açık olduğunu gördüm. Koşan, mücadele eden, basan iyi bir takım olacağını ileride hissettim ve o günleri yakaladık. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde ikinci yarı aynı motiveyle devam eder. Söylediğim gibi biz Pazarspor'un her zaman yani ille de listede olmak önemli değil. Maddi manevi her zaman yanındayız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Buradaki arkadaşlara da tekrar teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun inşallah. Biz teşekkür ederiz. Allah yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum. Recep Müftüoğlu. Evet. Pazarsporlu. Evet. Papilatlı. Yayıncı. Kulüp başkanı. Şimdi ben öncelikle pazarlı olmaktan gurur duyan biriyim. Pazarı seviyorum. 17 bin nüfusu olan küçücük bir ilçede profesyonel bir takımın olması... Bazen ona düşüyor abi. Böyle bir ilçenin böyle bir profesyonel takımı olmasından da onur ve gurur duyuyorum. Bu gururu bize kim yaşattıysa, geçmişte ben de Hüseyin Bey'le ikinci lige çıktığımız dönemde yönetimdeydim. Kimin emeği geçmişse herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu gerçekten Türkiye geneline baktığınız zaman çoğu il takımlarının bile erişemeyeceği veyahut da yaşamak istediği bir gurur. Onun için ben tüm herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. Bundan sonra da biz zaten spor pazarda oynamışız. Her yerde futbol aşkıyla yanan biriyiz. Doğal olarak da futbol olduğu yerde biz varız. Bize ihtiyaç duyulduğu anda ne zaman, nerede, ne zaman lazım olursak hep Pazarspor yanındayız. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Kasım Ata Bey, genç kardeşlerimizden. O da aslında bir Pazarspor sevdalısı yani. Onu yürekten biliyorum. Bir pazar sevdalısı aslında. Canımız ya. Kasım Ata Bey, pazarda doğdum, büyüdüm. Tüm icabı İstanbul'da çalışıyoruz. Hep şikayet ediyoruz. Biz bir küçük bir ilçe takımıyız. 17 bin nüfusu. Büyük il takımlarıyla oynuyoruz. Bu bize bir dezavantaj. Evet, dezavantaj ama bunun avantajı da var bence.
biz küçük bir ilçe olduğumuz için burada çekirdek bir aile gibiyiz. Herkes birbirini tanıyor. Özverili şekilde bu kulübü yönetiyoruz. Güçlü bir aile olduğumuz için bence bu 30 yıl profesyonel liglerde kalmamızın yegane sebebi budur diye düşünüyorum. Pazarspor bize tabii rahmetli babamdan kalan bir mirastır, bir emanettir. Babamız zamanında biz küçüktük, o Pazarspor'la ilgileniyordu. Şimdi rahmetli oldu, bu emaneti bize bıraktı. Biz de Atabey ailesi olarak elimizden geldiği kadar, ömrümüz yettikçe Pazarspor'a maddi manevi her türlü destek olacağımıza davet ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Cebin de şeyle geldi, bilançoyla geldi. Bilmiyorum şu an muhasebecisi Ahmet Ekim Bey. Bu sonraki iş yapalım. Bir tane alalım ya, ondan da deneyelim. Mustafa diyor hemen dosyayı çıkarmak yani. Sevgili başkanım bunu daha iyi yapar. Çünkü geçmişi ve geleceği daha iyi bilir. Sevgili başkan ver. Onlar sıkıntı değildir. Teşekkür ediyorum sevgili hocam. Önce Ali Biber kardeşimize teşekkür ediyorum. Bizi gururlandırdı. Kendisinin de çok büyük katkıları vardı. Biz Pazarspor'a çok teşekkür ediyorum. Pazarspor'a yapılabilecek her şeyde varız. Bu kesin. En üstten en aşağı. Ahmet Yavuz Hekim. Muhasebecilik yapıyorum. Bu ikinci dönemdir. Pazarspor'da mali as başkanlık yapıyorum. Bir dönem Hüseyin başkanımla, daha sonra Mustafa başkanımla çalışıyoruz. Pazarspor olmaktan hakikaten çok büyük gurur.